Nasılsınız? Sarımsak kullanın. Ya olacağım vampirler için. Yok, ben sarımsak bulacağım. Sarımsak bulacağım. Koş! Olcay! Olcay bırakma beni. Götür beni. Hayır bırakma. Burada dur kesin. Yok. Nerede? Yok. Buldum. Yuttururum sana bunu. Yuttururum. Lanet be ya. Sırtla pislik. Ay. Ben de bir bayılayım o zaman. Alo, efendim Sibel. Anne kapa, kapa anne. Ayaz, Emre, İlker. Selam kızlar, oyun oynayalım mı? Biz olmadan yapamadınız sanırım. O değildi. Siz o televizyonun içine nasıl girdiniz aslında pislikler? Bluetooth teknolojisiyle aşkısı siz anlamazsınız. Görüşeceğiz Emre Efendi, görüşeceğiz. Ben de seni seviyorum Burcu. Hadi bakalım İlker, hadi bakalım. Peki Ayaz Efendi, peki. Madem bu oyunu böyle oynamak istiyorsun, o zaman böyle oynarız. İntikamımız acık olacak. Bu kızları size yedirtmem. Gidiyoruz. Görüşeceğiz. Ya kızlar neredesiniz? Hadi dizi başlıyor ya. Gelin şunu seyredelim de bitsin şu işkence hadi. Geldim Mete. Allah belli çok acıktı. Sabahtan beri pişirin yiyeyim ama midem hala kemiri. Fatih, oğlum şurada bir yerde tutmakta rahatça anlayacak. Anlaşılmıştır şoför. Şöyle uygun güzel bir yerde bir durdur. Mete. Ya tamam, kızlar siz üşümüyor musunuz ya? Hava çok soğuk yani. Yok canım. Daha kış gelmedi. Evet battaniye için çok erken daha. İyi madem öyle yani ben... O zaman şey yapalım. Biz
dizimizi seyredelim değil mi? Kardeş, kardeş. Kaç para bunun kilosu? Ay çok korktum. Ben daha çok korktum. Kızlar romantik komedi bir an ediyorsunuz. Olsun. Yine de ay çok korktum. Ay evet evet ben de. Ya, çekiştirmesene adamın kolunu yapışkan. Hanımlar bir saniye. İsa sen bırak. Çocuğun kolunu morarttım resmen. Sana ne? İster morarttırım ister koparırım. Neyi kopartıyorsun ya? Öyle mi? Hadi bakalım. Ama kızlar. Yeter bir dakika be. Durun be. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi çocuk gibi? Hadi yatıyoruz. Yani siz yatıyorsunuz. Uyuyoruz. Yataklar çabuk. Hadi şimdi gidiyoruz. Yatalım canım. Yürü bakalım. Hadi bakalım. Hanımlar, size iyi geceler. Bir saniye. Mete aç kapıyı. Mete saçmalama. Mete. Ben bu kızla hayatta aynı odada kalmam. Mete bana bak. Ben bu paçozu öldürürüm ha. Sabah kalmaz. Uslu uslu yatın orada. Sabah açarım kilidi. Hadi iyi geceler. Neden oluyor bunlar? Belki gülüyorum, eğleniyorum ama tek başıma kalınca susmuyor içim. Susturamıyorum. Çok mu acele ettik Ayaz? Tükettik mi birbirimizi? Sana sevgim azalmadı hiç. Ama keşke... Keşke her şey ilk günkü gibi taze kalabilse. Öldürmeye mi geldin be? Tamam. Öldür ama acımasın. Biz seninle boş bir iddiaya girdik Öykü. Ben zaten kaybetmiştim. Ben sensiz yapamam ki. Yapamam asla. Sana ihtiyacım var. Nefes almak için, gülmek için, öldürmek diyorsun. Biz ancak birbirimize hayat veririz. Sen benim en güzel öykümsün. Ve bu öykü hiç bitmesin. Seni çok seviyorum sevgilim. Teşekkür ederim.
çok mu seviyorsun Mete'yi? Tabii seviyorum. Seviyoruz biz birbirimizi yani. Nesini seviyorsun sen Mete'nin? Dürüst bir kere. İyi bir insan sonuçta. Hem eğleniyorum onunla birlikteyken. Masum hissediyorum. Çünkü o da çok masum biri. Bazen çok komik aslında, biliyor musun? Sen tanımıyorsun ki Mete'yi kızım ya. Tanımıyorsun sen onu. Birini sevmek için önce onu tanımak lazım. Birini sevmek onun kaşını gözünü sevmek değil ki. Mesela Mete sağını solunu karıştırır. Ya da mesela Mete UFO'lara inanır, biliyor musun? Ben Mete'yi UFO'lara inandığı için seviyorum. Ya da Mete sabahları uyandığında suratsızın tekidir. Ama o kadar güzel bakar ki. Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordun tabii. Çünkü sana hiç öyle bakmadı, eminim. Mete ensesinden uylanır mesela. Ya da Mete 20 yaşına kadar hiç peynir yememiş. Rüyasında konuşur, güvendiği insanların yanında. Kendine öyle koy verir ve konuşur rüyasında. Mete'nin en büyük hayali İngiltere'ye yerleşmektir. Bunu da kimse bilmez, sadece bana söylemişti. Mete'nin ayakları üşür kız gibi. Bunu da bir tek bana söylemişti. Sonra Mete çok inançlı biridir. Dua eder. Biz de beraber dua ederdik. Birbirimiz için. Hiç ayrılmayalım diye. O yüzden şimdi gelip bana Mete'yi seviyorum falan deme. Siz olsa olsa birbirinizden hoşlanıyorsunuzdur, o kadar. Birini sevmek karşılık beklemeden olur. Birini sevmek hesapsızca olur. Birini sevmek bir limanda hiç dönmeyeceğini bildiğin bir yolcuyu beklemek gibidir. Ya da ne bileyim, birini sevmek yanlış olduğunu bildiğin bir fikri yine de ölümüne savunmak gibidir. İşte ben böyle seviyorum Mete'yi. Ve şimdi sana bir kez daha soruyorum Naz. Sen Mete'yi gerçekten seviyor musun? Yatsı bar. O halde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlısı olur inşallah. Yaşasın. Ay. Burada yeni bir başlangıç yapacağız Şeyma. Tarih yazacağız, tarih. Yürü be. Kim tutar seni? Kimse tutamaz beni. Vallahi çok psikoza geldim Şeyma. Ben bu mahallede yeniden doğacağım. Özüme döndüm kızım, özüme. Sen, ben, annem, Esibel'le Burcu da var. Burası artık hepimizin, kızların yeni üssü. Bizim yeni dayanışma noktamız. Oo, dernekçiliğe doğru gidiyoruz yani. Ne sandın kızım, tabii. Hatta birazdan ilk eylemimizi gerçekleştireceğiz. Kız, biz butik mi açıyoruz, örgüt mü kuruyoruz? Korkma canım sen, korkma. Sadece küçük bir intikam davası. Çok eğleneceğiz. Sana danışmak istiyorum. Senden yardım istiyorum Meral. Yani bir anne olarak beni anlayabileceğini düşünüyorum. Öykü ile Ayaz'ın arasını sen bozdun yine, değil mi? Ve yine sen düzeltmek istiyorsun. Ve bunun için benim yardımıma ihtiyacın var. Ben kendimi kaybettim Meral. Yakınımdan biri olamazdı. Beni tanımayan birinin benim kendimi bulmama yardımcı olması gerek. Sen maneviyatı yüksek bir kadınsın. Ben dünyevi dertlerde boğdum kendimi. Bana niçin yaşadığımızı bir daha hatırlatmanı istiyorum. Bana yardımcı olur musun Meral? Oğlumu geri kazanmakta, yaptıklarımı telafi etmekte yardım eder misin? Ya inanamıyorum kızlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel.
Sibel ve Burcu'dan hayırlı olsun hediyesi. Güle güle kullan canım benim. Ya of iyi de ben hiçbir şey almadım ki ya. Ay Şeyma'cığım ya senin varlığın yeter ne hediyesi? E bizim de varlığımız yeterse o zaman geri götürelim masaları, sandalyeleri. Sonuçta bir sürü para verdik. Ay şaka şaka çok ucuzdu. Şaka şaka o kadar da ucuz değildi. Ya Burcu. Ay tamam ya ben gülelim diye şey ettim. Yoksa bir şeyin manevi ve maddi değerini ayırt edebilecek kadar kafamız çalışıyor herhalde. O zaman ilk operasyonumuza hazır mıyız kızlar? O ne ya ben hala hiçbir şey anlamadım. Anlatmadın mı? Yok sürpriz olsun. Her şey tamam değil mi? Tamam tamam. Sabah gittik biz beraber hallettik. Hiç kimsenin bir şeyden haberi yok. Kimlerin ya? Sabret canım sabret. Hadi otur. Aa! Ya. Başlıyor. Uyudu. Vallahi billahi uyudu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Resmen gitarın sesine uydu çocuk ha. Ben bu işi parayla yaparım artık. Bebek uyutma 50 lira. Nasıl fikir? Ben söyleyeyim Emre'cim. Berbat. Eyvallah. Kızlara bak ya. Akılları sırak batıkanı bize kakalayıp bizden intikam alacaklar. Bak 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 zekaya bak. Oğlum dört adam bir bebeğe bakamayacak mıyız yani? Abi zaten bebeğe bakmak bebek işidir ya. Hatırlıyor musunuz? Bir keresinde böyle bir Tonga'ya gelmiştik ama bir daha yemezler. Tecrübeliyiz abicim. Ya çok yazık bu kızlara da ya. Var ya çok yanlış yapıyorsunuz gençler. Yani bu kızlarla aşık falan atılmaz. Yemin ediyorum bu kızlar adamın aklını alır. Benden söylemesin. Ya oğlum, oğlum Mete, sen dün bizim kızlara yaptıklarımızı tam anlamadın galiba. Asıl siz dün kızların bana yaptıklarını bir duysanız. Aman be Mete ya, bir şey olmaz. Kız bunlar, neyi akıl edebilirler ki? Bakın arkadaşlar, taş devrinden beri durum şudur. Erkek dışarı çıkar, savaşır, eve ekmek götürür, kadını korur, kadın da evde oturur. Doğru diyor vallahi. Adamlar ta kaç sene önceden çözmüşler meseleyi. Bu kadar basit. Yani erkeğin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Abi zaten size bir şey söyleyeyim mi? Bir bebeğe var ya, bebek bile bakar ya. Akılları sıra bizle oyun oynuyorlar. Kıyamam ya, kıyamam ya. Sen dur İlker, sen dur. Bak son gülen iyi güler. Hadi Aslan oğlum be, hadi oğlum be. Şimdi kakı zamanı. Galiba kakasını yaptı. Ben bir bakayım şuna. Oğlum. Demiştim size. Kaka yapmış. Ah oğlum ah. İşte başlıyor. Oha! 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 Aşk olsun sana ya. Ya 2 gram şey yiyip 300 gram şey çıkartmak neyin nesiymiş Allah aşkına ya. Uf. Ne oldu lan? He? Hani en sevdiğin sistem boşaltım sistemiydi, ne oldu? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ha. Ya ay dilime eşek arası soksun, eşek arası soksun dilimi ya. Oğlum ben hayatımda böyle pis bir şey görmedim. Sanki sen hayatında bunu yapmadın Ayaz ya. Hepimiz geçtik bu yollardan, hepimiz kaka yaptık. Hepimizin birileri altını değiştirdi yani. Hayatınızda hiç kaka yapmamış gibi davranmayın lütfen ya. Al şunu. Ben tutamam bunu alıp durun. Ayaz'ı kim var lan İlker olsun ya? Bu iş beni aşar abi.
Sen de ortağı salan da bir yere kadar yani İlker. Kusura bakma. Ay öf çok fena ya. Bak ya, biz daha bir şey yapmadan ne hale düştüler ha? Bunlar daha başlangıç canım. Ay çok heyecanlı, keşke popcorn olsaydı. Oğlum İlker! Oğlum bunu niye bana sürüyorsun lan? Üstüm başım mahvoldum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Dur bir ya, dur. Babaların suratına işenir mi ya? İlker gülme komşuna gelir başınaymış değil mi? Aynen Mete, eden bulur. Oğlum siz de iyice şapşala bağladınız ha. Oğlum sen ne içiyorsun ya? Süt. İyi de Sibel'in sütü o. Eyvah! Ateş ölçme saati geldi beyler. Ne? Ateş ölçme saati geldi. Ne olur ne olmaz abi ateşini ölçelim ya. Sibel bu konuda çok titiz. Günde 86 defa ateşini ölçer. Ölçeceğim abi, bir saniye dur. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Neden? Derece bozuk da ondan. Siz var ya çok fenasınız. Ay ne var kız, eğleniyoruz şurada. Ay yok kız, hayranlıkla izliyorum. O zaman bekle, şimdi neler olacak? Neler olacak? Sevgili komşularım, sizden şimdiden çok özür dilerim. Oğlum 39 derece diyor. Bakayım. Oğlum gerçekten ateş var lan. Oo, hakikaten ha. Oğlum ne yapacağız? Şimdi sırası mıydı ya? Neden ben ya? Şimdi Sibel beni suçlayacak. Doktora götürelim bence ya. Arkadaşlar ben size söyledim, biz bu işleri yapamayız dedim. Arayın kızları, gelip alsınlar çocuğu, hadi. Hayır! Aramak yok, pes etmek yok, pes etmek yok. Ne ya? Ne ya? Ne oluyor? 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 Bir daha. Çocuğu unuttum lan. Allah. Oğlum nereden geliyor bu ses? Hayat ne bileyim ama sustursana sen şu sesi bir. Nereden bileyim, nereden susuyor? Lan dur. Lan oğlum kralım anasını satayım ya. Dur lan, neyi kırıyorsun? Beyler çocuk ateşli, beyler ateş içinde yanıyor çocuk. Lan bana bakın, ev gerçekten yanıyor olmasın ya. Ne? Ev mi yanıyor? Tamam sakin. Yanmıyor, kimse bağırmasın. Oğlum 39 derece ateşle yanıyor şu anda. Bir dakika. Kızları arayın. Hayır, kızları aramayalım. Bir çocuğa bakamadığınız dedirtmem. Ya oğlum İlker, bak doktora götürelim şunu, hadi. Doktora gidelim. Sibel bir adres vermişti bana, bir saniye.
Evet, Nusret Bey. Doktor Nusret, hadi gidelim. Tamam. Hadi dışarı, dışarı, dışarı. Tamam. Tamam, çıkarken ben susturacağım. Hadi, hadi. Sandın kızım. Bizden korkulur be. Ay, aman. Ay. Ay, ne olmuş burada böyle? Meral, iş başa düştü canım. Ay. Ay, bu da böyle ya. Oğlum, burası Öykünün mahallesi değil mi? Ya tamam, tamam da işte Sibel'in yazdığı doktor adresi burası tam olarak. Rezil olduk şu halde. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Sibel, çocuk ateşli, yanıyor çocuk. Ay yok canım. Bozuk derece teknolojisi. Made by Sibel. Nasıl? İşte bunu hiç sevmedim. Ben söylemiştim abicim, ben size demiştim kızlarla aşık atılmaz, kızlardan korkulur demiştim. Neymiş efendim? Demek ki kadınlara ihtiyacınız varmış bazen, değil mi? Burcu'ya bak sen, Burcu'ya. Esas sen kendine bak kendine. Şelalelerde yıkayalım istersen seni, böyle temizlenirsin. Bu dükkan var ya, bu dükkan. Benim yeni iş yerim. Oh, yürü. Aslan. Bravo sana. Harika. Bu mahalle var ya, bu mahalle. Benim yeni evim. Oh. Muhteşem. Sen var ya sen. Ben var ya ben. Neyse. Eski Öykü geri döndü. Artık Ayaz düşünsün. Ya Öykü, şu cümlelerin var ya, çok çocukça. Yani Sibel, senin de var ya, alacağın olsun gerçekten ha. Aşk olsun Burcu. Yani Şeyma, sen de bunlara çanak tutuyorsun ya. Kes sesini Mete. Sen de Emre. Sen de İlker. Sen de Ayaz. Oho, bir dakika, ne oluyor ya? Ne demek kes sesini? Konuşacağız tabii ki. Aynen, konuşacağız bir saniye. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Herkesi akşam 9'da Öykü ve Ayaz Dinçer'in evine bekliyorum. Kesin bir bomba patlatacak. Kesin bir bomba var. Boş ver ya, boş ver. Yani büyük bir bomba bekliyorum bu akşam. Aklında bir soru var. Bu sefer Önem ne yaptı? Yani bu sefer nasıl bir kötülük gelecek ondan? Hepinize bunu düşündüren Önem'i ben bugün içimde öldürdüm. Artık o gözü kara, o hırslı, o düşüncesiz Önem yok. Ve hepinizin karşısında
af diliyorum. Gerçek önem af diliyor sizden. Umarım beni affedebilirsiniz. Ben çünkü çok hata yaptım. Canımdan çok sevdiğim oğlumu üzdüm. Hiç hak etmediği halde Öykü'yü üzdüm. Erkek kadına ihtiyaç duyar değil mi? Kadın da erkeğe, yani siyah beyazdan nasıl ayrılamazsa kadınla erkek de birbirlerine her zaman ihtiyaç duyan varlıklar. Sizin aşkınız, birbirinize olan sevginiz, güven duygunuz buradaki herkese örnek oldu. Bunu hiç kimse yıkamadı ve yıkamayacak da. Ben çok çift tanıdım. Ama tanıdığım bir çift var. Onların ruhları bile aynı olmuş. Öykü ve Ayaz. Onlar hiç ayrılmayacak. Tamam, bu boşanma belgelerini falan unutun. Onları ben halledeceğim. Meral bana yardımcı olacak. Sağ olsun. Sağ ol Meral. Sen olmasan bu geceyi halledemeyecektim. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. İkiniz de çok seviyorum. Bunu bilin. Tamam. Her şeyin bu kadar çabuk eskiye döneceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Özellikle benim güvenimi kazanmak hiç kolay olmayacak. Tamam, biliyorum, biliyorum. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Ne yapsam bunun altında da bir bit yeniği arayacaksınız. Ama lütfen, lütfen bana biraz zaman verin. Göreceksiniz. Değiştiğimi göreceksiniz. Aşık olduğum kadın. Keşke her zaman böyle olsa. Sana bu soruyu soracağım. Hiç aklıma gelmezdi. Hangi soru? Bana bu dansı lütfeder misin? Memnuniyetle. Yolumuzda engeller var. Seni cevap vermek için zorlamayacağım. Sadece dans etmek istiyorum. Benimle dans eder misin? Olmasan yanımda, olmasa senden bir parça, nasıl yaşar ki bu kalp tek başına?
Ben ne yapayım? Gideyim mi yani? Ne yapayım? Hala annenin yanında kalmaya devam edecek misin? Bence bir süre böyle iyiyim. Hem fena mı? İlk günlerde iyiyim. Hiç özlemiyor musun? Özlemez olur muyum? Uyuyamadım hiç. Dün gece neredeyse kovuyordun beni. O gerçek miydi? Bu nasıl bir soru şimdi? Yok. Öylesine. Sen benim kahramanımsın. Sen de benim tatlı belamsın. Ben sensiz yapamam. Bunu anladım. Ben daha ilk dakikanı anlamıştım. Bu evde tek başıma. Ben daha kapıdan çıkarken biliyordum. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Seninleyken her parça tam eksiksiz. Ben dün gece için çok özür dilerim. Şeyma, ben her şeyin farkındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Sadece dünkü tesisat muhabbeti değil. Son birkaç haftadır ki bakışmalarımız, konuşmalarımız, senin imaların. Ben de aptal değilim. Her şeyin farkındayım. Ama biz denedik olmadı Şeyma. Bizim yolumuz karanlık. İkimiz de aynı anda iyi olamadık hiç. Kötü olan diğerini hep aşağı çekti. Peki ya şimdi Mete? Şimdi ikimiz de iyi değil miyiz? Evet. Yani belki iyiyiz ama ben her şeye rağmen Naz'a bir şans vermek istiyorum. Bak Şeyma, eğer biz birbirimiz için yaratılmışsak gün gelir yollarımız yine kesişir. Yani sabah bir kalkarız ve gözlerimiz yine birbirini arar ama şu an böyle iyiyiz. İyiyiz yani. Tamam mı? Rastlantılar bulmuş ikimizi, öyle mi dersin, öyle mi? Olmuyor, sensiz geçmiyor. Kocaman gözlerinde rüyanın sırrı var sanki. Ne anlatsan inanırım peri kızım. Çünkü sen bir baksan su durur, akmaz. Bir sözünle canlanır kalbim. Bütün mucizeler gerçek seninle. Ne anlatsan inanır mı peri kız? Çünkü sen bir baksan aşk olur, şaşmaz. Bir öpüşünle bütün dertlerim son bulur. Bütün masallar gerçek seninle. Emre. Daha bitmedi tabii. Ama bittiği zaman önce şiir, ondan sonra da galiba güzel bir şarkı olacak. Ama ben seni yine de çok severdim, biliyorsun değil mi? Sen hep sev beni. Sen de beni. Çok korktum biliyor musun? Acayip korktum. Belki hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Neden? Batıkan için. Gerçek sandım ya. Bak sen ve Batıkan, siz benim her şeyimsiniz.
Size bir şey olursa ben yaşayamam. Keşke her şey farklı olsaydı. Böyle olmasaydı. Sibel. Ben sensiz yapamıyorum. Benle de yapamıyorsun İlker. Benim için de öyle. Ama olmuyor. Bak çıkmaz bir sokakta sıkışıp kaldık. Kaldık İlker. Ne seninle ne sensiz. Ne seninle ne sensiz. Ah aşk ah. Bir gün benim de kapımı çalarsın elbet. Kasa tam şuraya gelir. Böyle öne açık olsun ki insanlar senin tasarımın için sıraya girecekler inşallah. Değil mi Öykü? Ay duvarları da kırmızıya mı boyasak acaba? Ay yok ya, ne kırmızısı, şöyle ferah bir şeyler yapalım. Ayrıca o son poğaça benim, ona göre. Aman tamam be, al. Öykü. Canım sen iyi misin? Ay yemek de yemedi değil mi bu? Ay yok, hayalet gibi kaç gündür. Ya... Midem bulanıyor birkaç gündür. Ay ye işte bir şeyler, ye gelir. Yok ya, iştahım yok. Hem başım falan da dönüyor. Ay Öykücüğüm sen beni dinle bak, bir şeyler ye, gerçekten iyi gelir. Ay istemiyorum diyorum Burcu ya, niye üstüme geliyorsun? Kızlar, siz de benim düşündüğüm şeyi düşünüyor musunuz? Galiba öyle. Sibel. Ay kuvvetle muhtemel. Ay ne diyorsunuz siz ya? Şimdi elimizde ne var bir bakalım. Mide bulantısı. Mide bulantısı. Kusmalı şeyler. Kusmuklu şeyler. İştah yok. No iştah. Öykücüğüm, tuvalete gitme sıklığındaki artış? Yani. Çok tuvalet. Çok tuvalet. Peki, göğüslerde böyle bir büyüme, hassasiyet falan? Ay ne diyorsun Sibel ya? Cevap ver sen, cevap ver. Yani belki biraz işte. Ruh halinde dengesizlik ve gözcüm. Ayrıca eklemek isterim ki Öykü geçenlerde rüyasında ne görmüştü? Çocuk görmüştü. Aa, galiba düşündüğümüz şey. Öykü? İnanmıyorum. Ay sabah sabah ne oluyor size ya? Öykücüğüm, tüm verileri karşılaştırdığımda ve kendi yaptığım hesaplarıma göre hazırsan söylüyorum. Hamile miyim?
gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçti.